Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere yumuşacık pamuk gibi poğaça tarifi hazırlıyorum. Sizlerden ricam videoma beğeni bırakmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Dilerseniz poğaçalarımızın yapımına geçelim. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, ön mayalandırma işlemini yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi karıştırma kabına yarım paket yaş mayamı aldım ve üzerine bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir su bardağı ılık su ekliyorum. İkisi de mutlaka ılık olması gerekiyor. Bir su bardağı un ekliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 yemek kaşığı şeker var. Şekerimi de ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Üzerini kapatıp en az 5-6 dakika dinlendiriyorum. Mayamız aktifleşene kadar. Dilerseniz bu aşamada kuru maya kullanabilirsiniz. Ben yaş maya kullanmada çok memnunum. Özellikle yaş maya kullanmak istedim. Çünkü poğaçalarımızın daha yumuşak olmasını sağlıyor. Evet, karıştırma işlemim yeterli. Şimdi üzerini kapatıyorum ve 5-6 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. Ön mayalandırma işlemimiz tamamlandı. Mayamız aktifleşti. Sıra geldi diğer malzemelerimi eklemeye. Görmüş olduğunuz gibi bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. İki adet yumurta akı ekliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu aşamada toplam olarak 5 bardak un ekliyorum. Yani toplam olarak 6 su bardağı un eklemiş oluyoruz. 1 bardak ön mayalamada kullandık. Geriye kalan 5 bardağını şimdi ekliyorum. Evet, unumu hepsini ekledim. Şimdi elimle güzelce yoğuruyorum. Evinizde olan malzemelerle yapabileceğiniz harika bir poğaça tarifi. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu en son aşamada ekliyoruz. Şöyle tekrardan tuzumu da beraber yoğuruyorum. Yumuşak, el yapışmayan kıvama gelinceye kadar yoğuruyorum. Hamur işlerinde ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işleri o kadar güzel olacaktır. Bu da önemli olan püf noktalardan bir tanesi. Evet sevgili arkadaşlar, kullanmış olduğum un miktarı az geldi. Şöyle üzerine tekrardan bir su bardağı yakın un ekliyorum. Yine aynı şekilde unumuzu eklerken kontrollü bir şekilde eklemeyi unutmayın lütfen. Ne kadar un kullandığımı malzemelerle birlikte videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Dediğiniz zaman oradan bakabilirsiniz. Yoğurdukça hamurumuz kıvam almaya başladı ve kendini toparladı. Yoğurma işlemi bitti. Yumuşak, el yapışmayan kıvamında olması gerekiyor poğaça hamurumuz. Eğer sert bir hamur olursa poğaçalarımız da aynı şekilde sert olur. Elinizden geldikçe yumuşak, el yapışmayan kıvamında olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi hamurumu güzelce yoğurdum. Sevgili arkadaşlarım, poğaça hamurumu hazırladım. Size yumuşaklığını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurum gayet güzel. Yumuşak, el yapışmıyor. Şimdi üzerine bir poşet geçirerek buzdolabına en az bir gece dinlendiriyorum. Akşamdan hamurunu hazırlayıp sabahtan poğaçalarınızı pişirebilirsiniz. Hem bu şekilde daha lezzetli oluyor. Ben genellikle hamurumu akşamdan hazırlayıp sabah pişiriyorum.
Benim için de kolaylık oluyor. Sizler de bu şekilde deneyin. Ağzını bağlamıyoruz sevgili arkadaşlar. Çünkü hamurumuz kabardıkça taşabilir. Evet sevgili arkadaşlar, bir gün sonrasında görmüş olduğunuz gibi hamurum çok güzel kabardı. Havasını alıyorum. Mutlaka havasını alalım. Aksi takdirde hamurumuz maya kokabilir. Şöyle bezelerden bir tanesini elimle aldım ve parmak uçlarını açıyorum. Bu kadar açılması yeterli. Şimdi içerisine rendelenmiş olduğum kaşar peynir koyuyorum. İstediğiniz iç harcını hazırlayabilirsiniz. Şöyle uç kısımlarını birleştiriyorum ve kapatıyorum. Açılmasın diye poğaçalarımız. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Daha sonra avucumuzun içerisine yuvarlıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi istediğiniz şekli verebilirsiniz poğaçalarınıza, nasıl arzu ederseniz. Şimdi bir tane daha göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlarım, poğaçalarımı tepsiye dizdim. Tepsiye çok az yağ sürdüm. Poğaçalarımız pişerken yapışmasın diye. Şimdi tepsi mayasını veriyorum. Tepsi mayası çok önemli arkadaşlar. Mutlaka poğaçalarınıza tepsi mayası yaptırın. Poğaçalarıma tepsi mayası verdim. Üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine susam serpiyorum. Susamı çok yakıştırıyorum. Ve artık poğaçalarımız fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış fırında altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, poğaçalarımız fırından çıktı. Çok da güzel pişmiş. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık poğaçalarımız oldu. Mutlaka sizler de bu tarifimi yapıp deneyin. Eğer yapıp denerseniz yorum kısmında görüş ve düşüncelerinizi belirtin lütfen. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.